8 Aralık 2020 Antalya Alanya Yeşilöz'deyiz. Yanımızda müşterimiz Mehmet Özgen. Burada patlıcan sayılarında rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Rekor damlama ürünümüz ve tabandan da rekor gelişim. Evet. Üçünü kombine olarak kullandık. Daha önce de müşterimizdi kendileri. Evet. Bu sene tekrar bir ziyarette bulunuyoruz. Bugün bereket yağıyor. Yağmurlu hava. Neler oldu? Yaprak gübresi kullandık, taban kullandık. Bir kısaca özetleyelim. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük biz de. Sezon başında öncelikle tabandan toprak düzenleyiciyi kullandık. Rekor gelişimi. Dönüme 2 tane. Onun dışında yaprak gübrelemesi yapıyoruz. 3 haftaya bir şekilde. Şimdi burası kaç dönüm şey olarak? Toplam 4 dönüm burası. 4 dönüm. Yaprak gübresini 3 haftada bir yaptık. Oran evet. Ne kullandık? Oran 100 litreye 200 gram. 100 litreye 200 gram. 400 litreye 800 gram gibi bir oran geldi. Evet, evet. Ne gördük? Hatta en son uygulamamda elimde biraz az kalmıştı. Aha. 300 gram uyguladım. Tamam. Sonuçta tabii çiçeklenme ve çiçek tutumu açısından faydasını gördüm. Çeşit nedir bu şeyin? Çeşit Sicilya. Sicilya. Şöyle çiçekleri bir gösterelim. Şimdi şey anlamında. Sicilya çeşidi. Evet. Devam edelim. Patlıcanları da gösterelim alttan. Biz konuşmaya devam edelim. Tabii. Şimdi yaprak gübresini uyguladıktan sonra bariz olarak gözünüze çarpan nedir? Şimdi ya, burada bunu bir özetleyelim öncelikle. Öncelikle renklenme güzel. Renkleri güzel. Hı hı. Patlıcanların renkleri güzel. Patlıcan kalitesi, renkleri güzel. Kalitesi güzel. Çiçeklenme, çiçek tutumu. Bizim için en önemli şey verim tabii ki. Şimdi bu yaprak genişliği ve canlılığı, parlaklığı da güzel. Şöyle evet. Serayı da bir gösterebilirsek. Devam edelim biz anlatmaya. Ben bunu zaten geçen sene çok sıcak zamanlarda da kullandım. Sıcak zaman derken hangi dönemde mesela? Mayıs ayında falan. Mayıs ayında patlıcan mı vardı gene? Gene patlıcan vardı. Aşırı bir sıcak oldu. Peki o dönemde ne gördünüz? O dönemde de tutum açısından farkını gördüm. Şimdi yaprak gübremiz, rekor gübrenin bir stres almayla alakalı biliyorsunuz bir özelliği var. Yani evet. Sıcak stresi, soğuk stresi, şu an sıcak ve serinlikle ilgili bir stres var. Bunu alıyor. O dönemde de sıcağı aldı. Evet. Peki sulamayla alakalı o dönem için bir susuzluk stresi var mıydı? Yok, hayır. Susuzluk stresi yaşamadık. Yaşamadınız. Yaprakların daha canlı, daha dik olduğunu gördük. Hı hı. Buranın dikimini de söyleyebilir misiniz? Tabii 26 Eylül. 26 Eylül. Şöyle biraz daha gidelim Mehmet Bey. Yani göstermek anlamında. Şöyle yan tarafa doğru gösterelim. Göstererek devam edelim biz. Evet. Ya bizim için tabii ki Oğuzhan Bey en önemli şey verim. Verim. Çiçek ve çiçeğin tutması önemli. Şimdi peki şu anki tutumdan memnun musunuz? Şu andaki tutumdan memnunum. Genel olarak geçen sene de zaten bunun tecrübesini yaptım. Yapmıştınız. Bu sene sezon başından beri de ilk başta viyollere sıkarak. Fidelere sıkarak başladık zaten. Aha. Sizin tavsiyeniz üzerine. Evet. O zamandan beri kullanıyoruz. Şu anda farkını görüyoruz. Farkını görüyoruz. Peki burada şimdi taban ürünümüz rekor gelişim kullandık. O da var. Artı damlama kullandık. Damlama da şimdi kullanıyoruz. Şöyle özetleyelim. Rekor gelişim toprakla ilgili çalışır. Toprağın yapısı, fiziki yapısını düzenler. Evet. Bitkinin kök saçak oluşumu için gerekli yapıyı size sağlar. Damlama gübresi ise kök gelişimi, kök saçak oluşumu artı topraktaki verilen elementlerin, gübrelerin bitkiye alımını en üst seviyede gerçekleştirir. Meyve dolumu, tepe evet. Kalınlaşması. Evet. Yaprak gübremiz de rekor gübrede burada bitkinin stresini alır, üst aksama çalışır. Çiçeklenme, tutum başarısı son derece yüksektir. Evet. Zaten burada da görüyorsunuz. 2 kere test yapmışsınız. Evet. Şöyle bakalım kameramızda. Tavsiye eder misiniz? Vallahi, rekor gübre, yaprak gübresini. Sadece yaprak gübresini değil, rekor gelişim sera toprak düzenleyicisini, hı-hı, yaprak gübresini herkese tavsiye ederim. Şimdi burada damlama kullandık. Damlama gübremizin görevi söylediğim gibi bitkiye besini aldırmak. Evet. Burada ben size şunu önerdim. Mutlaka torbalarınızı ya da kasalarınızı tartın. Birkaç deneme yapın. Ağırlık olarak normal standarda göre daha mı yüksek, daha mı az? Yani meyvenin, patlıcanın kesaveti, doluluğu şey anlamında. Şöyle gösterelim şuradan da biraz daha patlıcanlarımızı. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir canlılık. Canlılık ve parlaklık var. Çok parlak bir yapı var. Yani cilalanmış gibi şöyle görülüyor bu şekilde.
Biz size teşekkür ederiz. Buradan bütün Türkiye'deki seracı patlıcan üreten seracı arkadaşlarımız, üreticilerimiz izleyecekler bizi. İşte zaman zaman dolaşıyoruz. Bu videoları çekiyoruz ki insanlara evet. örnek olsun diye. Tabii ki. Burada sizin adresiniz belli, yeriniz belli. Bu işi yapıyorsunuz. Bazen insanlar sorabiliyor. Ya reklam yapıyorsunuz kardeşim. Evet. Hayır. Reklam biz kendi adımıza yapıyoruz. Çünkü ürünümüzü yerinde kullanıcıların beyanlarıyla tanıtmaya çalışıyoruz ki kendimiz söyleyip kendimiz satmıyoruz. Buradan tüm patlıcancılara, seracılara, evet. Alanyalılara, Alanya bölgesindeyiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Var mı eklemek istediğiniz size? Ben öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için. Hı hı. Bütün çiftçi arkadaşlara gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Kullanabilirler. Herkese selamlar. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hı.